Sevgili arkadaşlar, geçen bir veya iki gün önce Sayın Özgür Özel dedi ki 10 sene sonra Türkiye'yi Orta Doğu, şey pardon Orta Doğu nereden çıktı yine, Avrupa Birliği'ne girmeye hazır hale getireceğiz dedi. Muhteşem bir şey söyledi. Biz bunu bekliyoruz. Yani kendileri geldiğinde ne yapmayı düşünüyorlar? Nasıl yapmayı düşünüyorlar? Planları nedir? Stratejileri nedir? Kendi içinde çok kapasiteli olduklarını düşündüğümüz şeylerle, grupla, bu aktörlerle neyi nasıl yapmayı düşünüyorlar? Bunlardan bahsetmelerini, bu ülkenin yüreğine bu şekilde fer vermelerini istiyoruz, talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özgür Özel ve diğer kurmaylardan şöyle bize kırgın olduklarını duyduk. KHK'lılara güceniklermiş biraz. Haklı olabilirler. Yani hep bizi eleştireceğinize gidin iktidarı eleştirin diyorlarmış. Haklı olabilirler gerçekten arkadaşlar. Biz karşılıklı birbirimizi anlamak durumundayız, anlamak zorundayız gerçekten. Çünkü kimse bizim yanımıza gelmezken Cumhuriyet Halk Partisi bir heyet toplayarak 34 ilde KHK'lıların derdini dinledi. Sizin yanınızdayız dedi. Bu problemler kesinlikle çözülecektir dedi. Bunu bizim unutmamız imkansızdır. Böyle bir şeyde böyle bir samimiyeti unutmamız imkansızdır. Fakat artık 8 yıldır ufukta hiçbir ışık görülmeden bu hukuksuzluk bataklığında çırpınan KHK'lıların daha fazla şey beklemesi, daha fazla bir ses beklemesi, daha fazla iş beklemesi yadırganacak bir şey değildir. Üstelik bizler birbirimize daha iyi nazlanıyoruz. Çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi mevcut iktidarın, mevcut hükümet paradigmasının tartışmaya, eleştiriye, söze açık olmadığını biliyoruz. Tabii ki onları da zaten eleştiriyoruz. Bütün problemlerin başı olduğunu söylüyoruz. Fakat bu problemlerin çözümünde biz sağlam kendilerine dayanabileceğimiz, bütün gücümüzle kendilerine sarılabileceğimiz bir muhalefet istiyoruz. Bu bir güç istiyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Bu beklentimiz karşılanmadığında da zaten Cumhuriyet Halk Partisi eleştiriye de açıktır. Onların kafası moderndir. Onların kafası dogmatik düşüncelerle ya benim dediğim ya hiç demeyecekleri için biz kendilerine öyle davranıyoruz. Bunu hak ediyorlar yani. Onlar bir tabiyet sistemi değildir anladığımıza göre. Yani siz ne derseniz o olurcu bir sistem olmadığını umuyoruz. Olmaması gerektiğini bastırıyoruz. Biz hepimizin konuşarak, hepimizin düşüncelerimizi dile getirerek karşılıklı bir alışveriş içerisinde, dayanışma içerisinde bu mücadeleyi beraber götürebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi benim Sayın Özgür Özel'den şöyle bir ricam var. Sevgili başkan, biz sizin yanınızdayız gerçekten. Biz sizin yanınızdayız. Sizin yanınızdayız derken Türkiye'yi şu kıskaçtan kurtarabilecek gücün yanındayız. Bu siz görünüyorsunuz. Sizi bu hale bu toplum getirdi. Yani KHK'lar getirdi demiyorum. Bütün muhalifler getirdi. Halkın beklentisi sizi %25'ten 37'ye çıkardı. Bu size bu misyonu yükleyenlerin içinde KHK'lılar da var. Çünkü başka bakabileceğimiz yer yok. Siz çok önemli bir misyon üstlendiniz. Bunu size biz halk yükledik. Lütfen size biz sizin yanınızdayız Sayın Başkan. Sonuna kadar yanınızdayız. Elimizden gelen her şekilde sizi desteklemeye, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mayıs seçimleri öncesinde yaptığımız gibi, yapıp ettiğimiz gibi. Fakat lütfen şuradan bir çıkın. Bu ülkenin ekonomik yönden düze çıkmayacağını hiç kimse iddia edemez. Bizim üç tarafımız denizlerle, etrafımız dağlarla çevrili, altımız zenginlik, üstümüz zenginlik, insanımız zenginlik. Bu ülkenin finansal sorunlarından birkaç sene içerisinde çıkabileceğini hepimiz biliyoruz.
Fakat bu finansal sorunlardan, ekonomik darboğazdan çıkabilmek için genel geçen şartın hukukun kendi raylarına oturması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunun için bir ekonomist olmaya, yani Bilal Bey gibi bir ekonomist olmaya gerek yok. Bunun sıradan ev ekonomisini bilen, hepimiz bir ev ekonomistiyiz değil mi, ev kadın olarak? Bunu biliriz. Herkes bunu bilir. Yani kimse güvenmedi bir Türkiye gibi verimli bir ülkeye, Türkiye gibi istikbal vaat eden, ekonomik anlamda istikbal vaat eden bir ülkeye yatırım yapılması gerekiyor, üretim olması gerekiyor. Üretimin sonucunda hareketlenecek, para kazanacağız ve gelişeceğiz. Doğru mudur? Fakat bunun yatırımının yapılabilmesi için adaletin olması gerekiyor, hukukun olması gerekiyor. Gelen kimsenin benim malıma çökecekler mi? Bugünkü kurallar, biz buna uymuyoruz aslında diyecekler mi? Neden batılı bunu söylesin? Neden sermaye sahipleri bunu söylesin? İşte hukukun üstünlüğü sadece KHK mezaliminde değil, bizim ekonomik darboğazdan çıkmamız için de ilk ve tek şart hukukun üstünlüğüdür. Lütfen bunu alanlarda, lütfen bunu mecliste, her bulduğunuz yerde hukukun adaletsizliğin giderilmesi, kendini sıfırlayan bu hukuksuzluğun ortadan kalkması, KHK hukuksuzluğunun ortadan kalkması için sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız diye haykırın. Allah aşkına bir haykırın, sonra ne olacak göreceksiniz. Ya artık yeter. Yani KHK'lıların Sayın Özgür Özel, bir cürüm yapmadığını herkes biliyor. Bizi bu cürümle suçlayanlar en başta biliyor. Zaten biz çok iyi biliyoruz ve siz de çok iyi biliyorsunuz. Bizim bu ülkeye herhangi bir tırnak kadar kötülük yapmadığımızı herkes bilirken, bunların söylem üreterek bir nefret söylemleri üretip bununla aba altından sopa göstererek, bunlar insanı yok etme tehditleriyle daha ne kadar yol yürümesine izin vereceksiniz? Siz bir kükreyin bakalım, ondan sonra ne olacak? Bunlar olmadan gerçekleşemeyecek. Liderler, devrimci liderler hiçbir şeyden korkmaz Sayın Özgür Özel. Arkanızda halk var sizin. Arkanızda halk var sizin. Bakın Dilruba Hanım çıkmış, onun röportajını izledim. Ne kadar özgür bir kadın, ne kadar korkusuz bir kadın, korkusuzca konuşuyor. Biz buyuz, bakın arkanızda böyle bir kitle var sizin. Arkanızda böyle bir kitle var. Onlar sizden korksun. Onlar sizin açabileceğiniz dosyalardan, onlar sizin biriktirdiğiniz argümanlardan korksun. Bunlar olduğunda bu ülke şahlanacaktır. Bu ülke müstehine serptikleri ölü toprağını biz hep birden kaldırmamız lazım, ama size ihtiyacımız var bizim. Sizin bu dile, bu söyleme sahip olmanıza ve bunu korkmadan haykırmanıza ihtiyacımız var bizim. Bakın siz KHK'yı ağzınıza dolu dolu alarak, Türkiye'de KHK'lar dahil olmak üzere Dilruba'yı içeri atan, Nari'nin bir aydır katillerini bulamayan, ondan sonra Sinan Ateş'in katillerini bulamayan bir hukuk sistemini yerle bir edeceğiz dediğinizde ne olacak acaba ya? Bir baksak ya. Bir baksak ya ya. Bu ülkede siz Cumhuriyet Halk Partisi, şu andaki ana muhalefet, şu andaki birinci parti kadar güçlü bir yer yok arkadaş. Yok yani, bunu nasıl daha anlatalım? Ya Sinan Ateş'in canileri bulunsun, Nari'nin canileri bulunsun, Nari'nin perdesi açıklansın, Dilruba sokakta bir kadın konuştu diye içeri alınmasın. İnsanlar hapiste ölmesin. İnsanlar hapiste ölmesin ya. Burası bir bilmem ne cumhuriyeti mi? Hani o cumhuriyeti ağzıma alıp da onları da küçültmek istemiyorum. Biz klan kabile yönetimine düşmüşüz. Fakat kabilelerin de kendine göre bir saygınlığı olur. Herkes kendi koyduğu kurallara uyar. Son ahim kararlarının rezaletini Kayseri'de gördük. Kayseri ahimi reddetti, topu Ankara'ya attı. Bu kadar büyük süflilik olur mu ya? Böyle hakimler hukuk sisteminde ne işi var Özgür Bey? Ne işi var ya?
Biz evrensel hukuk kurallarına uyacağımıza söz vererek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kendimizi bağlamışız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir konuda sen haksızlık yapmışsın, kendi kuralına uymamışsın diyor. Türkiye içerisinde, Türkiye hukuk içerisinde yeniden top çevriliyor. Bu kadar bizim hem kendimize hem dünyaya rezil olduğumuz yeter. Biz bu öfkeyle sesimiz yükseliyor. Biz sizin yanınızdayız. Biz sizin yanınızdayız ve destekçinizdeyiz. Öyle kırılmak, gücenmek yok arkadaşlar. Biz de kırılıyoruz. Sonra gene bak böyle sarmaşıyoruz işte.